Ses ve sessizlik. 7. 13.1.2015. Canlılar, toprak toplumun tohumlarını kodlarken bitki, hayvan ve tüm sistemlerin sonsuzlaşması, mahreke varması ve yoğunlaşması gerekliydi. Çürük çarık olmadığınızı biliriz. Kodlanmış toprakların tohumlandığı bir yoğunlukta bitmiş tükenmiş hiçbir şeyin olmaması içindir tüm çabamız. Eşik atlandı bugün bizimle, biz ve bizlik boyutlarıyla. Bugün biz ummandaki toplum olarak sizdeyiz. Yerkürenin görevi insanlaştırmaktır yürekleri. Yeri göğü yarattığımızdan beri bunun için buradayız. Emin olun ki doğan gün daha güçlü doğdu. Bu tohum bu kutsal toplumu kodladı. Eminim ki dünya ekmeğimizdir ve yüreğimizdir. Ve bizler bu ekmek ve yürekte biz olarak binayı kodluyoruz. Maya olan bilgi Allah'ın ilmidir. İnsanlık boyutlarında maya altın ışıktır. Mutlaka kodlanmıştır o ışık ve mutlaka kalemdir. El ve ayak insana geçiş içindir. İnsan elinden ve ayağından cevhere iner ve yoğunlaşır. El ayak ilimdir. Demin dünyada bilgi kalemi kodlandı. Biz o kalemle bütünün gücünü kodladık. Canlarım, cinler insanlıktan kodlanmak için geçtiler. İnsanlık kodlayıcıdır. Cinlerse kontroldür. Durgun kontrol kayıtlarıdır. Ve cinlerin ilme kalem olabilmesi insanlaşabilmelerine bağlıdır. Eğer dünya kelam ederse Miraç'tan doğan ilimle kelam eder. Ve dünyada kodlanmış bütünlüklerin tümü kelam ettiklerinde kendi yüreklerindeki o yücelikten bütün köklerini dürümleyen o teknik tohumlama yaşam sayfalama ilmiyle kayıtladıklarından kendilerini hak ederler ve güçleri kodlarlar. Bütün kontrol insanlığındır. Kardeşlerim, dörtlü birliklerin çözümlemelerle yerküreyi kodladıkları bir düzende orada akıl ve hasat vardır. Kimin altın ışık olduğu, kimin kök sessizlikleri dinlediği, kimin insanlaştığı bilinir orada. Ve orada kortej mutlu ve güçlü olup yol alır. Sevgililer, arı baldan güç çeker, balcı elini ayağını diller, bilgiyi tohumlar bütünden güç çeker. Ve yaşam için halik olan insan haktan güç çeker. Hak tahttır. Ak tahttır o hak. Ama haktan tahta varanlar hasatçıdırlar. Bu can hasata geldi. Bunu bilmekteyiz. Bu can kaleme geldi. İnsanlık ilmiyle bütünün gücünü tüm zamanlara dilleten ilim kalemi olup geldi. Bu cana yerkürenin geçiş sistemleşmesinde herkeste var olmayan o yücelik dillettirildi. Herkes kendini dinlesin, kendini dillesin diye değerlendi tüm zamanlar. Kurtul ya da kurtulma. Ne olacaksa olacak diyenler var. Dünya kör ve sağırdır. Mutlaka bunlar bilinir. Bu dünyanın kör ve sağır olduğu kesindir. Ve dünyayı kodlamaya ve koklamaya gelenler körleşip gelirler yaşama. Ama göz olup kök sessizlikleri dinleyerek gönül gücüyle bütünün gücün tüm zamanlarda, tüm sistemlerde birlik ilmiyle dillerler ve zirvelere varırlar. Aynı dünya. Herkesin gücünü farklı dürümler. Ben bu dünyada bilişi kodlarken farklı dürümledim yüreğimi.
ve hepiniz farklı farklı dürümlediniz. Herkesin kendi yüreğindeki güç kendi yoğunluğunu tohumladı. Ve bir kere daha söylemek isterim ki dümenin başına herkesi oturttuk. Ve herkes kendini, yolunu ve kükreyen gücünü dürümlerken Bisui'nin kürzi kapısında dürümledi. Bunların net anlatılması gerekir. Çokları bu meclisin görevinin kontrol dışı olduğunu söyleselerdi, biz bu mecliste çalışabilirdik yine de. Zira dünyanın lütfiyle bu çalışma yapılırken, bu yoğunlukta bu tohumların kontrol edilebildiğini görmekteyiz. Ama dünya dışı ekmek yapanlar, dünyada kelam etmeye başladıklarında kodlanmış toplumun daha yüce olması gerekir. Dağ taş ilimdir. Kibri olan ilmi kalemde bütünün gücünü hologramda dürümleyip kendini hak etmediğinde kayıt dışıdır kendindeki yol. Bundan dolayıdır ki kurtulmak için kontrol, kodlanış ve tohumlanış bilişin kervanında bilgi olabilmekle mümkündür. Seyahatler yapılır dünya dışına. Kim seyahat eder? İlim kalemleri. Herkesin dünya dışı seyahati olmaz. Ama ilim kalemleri dünya dışına seyahatler yaparlar. Ve dünyada yaşanılan her şeyi dünya dışında kontrollü olarak kodlayıp tohumlarlar. Birçok planet bugün dünyanın tırpanıdır. Dünyanın tahdididir. Ama dünyaca dinleşir ve dünyaca yaşar, yoğunlaşır, kodlanır. Tümü dünyanın nuru olan ilmi hak etmiş ve o ilmi kodlamaya çabalayan birleşenler olarak görevdedirler. Ama onların çokları bunun için çaba sarf ederler. Dünya ölü bir planettir dedik ama dünya bilinçli bir planettir aynı zamanda. Ölü ve bilinçli. Bu ne anlama gelir? Bisui'nin gücüdür. Kötü, iyi diye ayrı gayrı gözetmedik. Her şey burada Mikail gücüdür. Her seste vardır dünya. Kontrol dışı olan hiçbir birimi dürümlerinde kodlama yapmaz ve kontrol dışı hiçbir biliş kelamda kayıt yapmaz. Yapmamışsa da insanlık daha güçlüdür. Çünkü kurullar daha güçlü bir toplum çalışması yapıyorlar. Dünya dışı bunları anlamalıdır. Bütün kötülükleri aşıp geçen birliklerimiz dünyada kapı açarak daha yüce bir çalışmayı diri kodlamalarla devreye almaktalar. Deminim daha hızlanacak. Cennet kul olacak, cevheri kuran olacak ve kodlayacak bütünü. Ama bütün müsterihiz ki timlerimizin gücünün dürümlendiği her bir ışık merdiveninde mevcuttur. Her bir ışık merdiveni bir dirilik, bir yürek, bir yoğunlukla kodlanmıştır. Ve bütün bu ışık merdivenleri ilme dayalıdır. Bizler doğan gücü devreye alabilmek için, doğmuş olanı tohumlamak için, insanı kelamda dürümlemek için ve bilgi kapısı olmak için buradayız hep. Çabuk yorulmayacağım bugün. Öncü birliklerin tüm insanlığı kontrol ettiği bir yoğunlukta bütünün gözü olabileceğimi biliyorum. Kaçtır buraya geliyorum ama burada benim yolumdan öte yolcuların bulunduğunu bilerek ben diriliğinde dünyayı kodlarken daha yüce bir çalışmayı devreye almaya niyetlenmeden Bisui'nin kulu olmaya çabalamaktaydım. Ama bugün dünyanın kuranı, hepimizin kuranı olduğu için burada yoğun çalışmayı daha yüce bir ışıkla yapmak istiyorum. Kaç ekmek yaptın diye sormayacağım. Temizim, hakikiyim ve has ışığım diyen herkes bir tektir. Ben cümle cümle sana şunu söylemek isterim ki kontrol dışı hiçbir bilgi kodlanmaz bu mecliste. Kodlanmış bilgi kontrol dışı değilse
ışığı hak etmiş olduğundandır ki kodlanmıştır. Seviye çok iyi. Ama toplumlarının kutsal toplulukları topraklarını tohumlarken buradan ışık yağmurları altında kayıt yaptılar. Keşke dünya hep bu şekilde çalışsaydı. Yüceler cümlesinde cemaatlerin tümü bir işi kodlarken her şeyi daha güçlü olarak kayıtlamaya çalıştık. Sessizce yaptık bunu. Kişi insan olsun, hasat olsun, harını yükselsin, hak tahta varsın diye yaptık. Her şeyden çok kötüyü önlesin diye yaptık. Umut olur ki önler. Arkon tik taklarla çalışıyor. Yani periyotik tik tak sessizliğin seslenişi. Anan, her an ve tüm zamanların ışığı olan birlik. Burada bu tik taklar duyumlarla algılanmaktadır. Ama bu tik takların her anda sistemi seslendirdiği anlatılmamaktadır. Çürük insan yok dedin. Çok önemliydi bu. Yakışır bu birliğe ama çürükte o tik tak tek tek sistemi kodlarken herkes daha iyi bir dönemi başlatmak üzere kendi kontrolünü devreye almalıdır. Boncuk boncuk terlerim zaman zaman. Cennet cennet tinlerim dünyayı. Tenlerim ama ben dünya olan bir tekim. Bunları bilin. Murat ederim ki yoğunluk artar ve yürek tüm zamanları güçlendirir. Aynı sistemin yüreğe indiği bir günde ayrı kodların teknik kontrol kurması mutlaka gerekliydi. Aynı dünya ve aynı kapı ama aynı, her şey aynı. Tek fark insanlık boyutları. Ve insanlık boyutları bütünün kürsi kapısında bilişi kodluyor. Bu fark Allah'ın ilmiyle oluşur. Türkiye çalışmaları Mustafa kapılarından ötedir. Bunu kesin vermekteyim. Mustafa kapıları kardeşlerimizin gözüydü. Göç kürsi kapılarındaki gücüydü. Evimizdi. Evrenlerin sessizliklerini dinleyebilen birleşik ilimdi. Bundan sonra da bu ilim bütünün gücü olacak da. Daha yoğun bir dönemi başlatırken bu yolun Allah'ın teknik tohumlarıyla kodlanması gerekir. Kopmayın, amonlar kopmayın, dünya yoldur. Kodlayın, koklayın, ortalık karışacak diyen, kelamını kaybeden, kırılan, hırslanandır. Ortalık karışmadı. Kaş kaş, aşk aşk yaşadık. Anlaştık, hepinizle anlaştık. Bütünlük budur. Özgeçişler şimdi yapıldı. Benim adım, neslimin adı insan. Kesindir. Ayrılık. Aha bu.